İlkokul müdür yardımcısı oğlumu sürekli şiddet uygulamakta, tehdit etmekte ve ölümle tehdit etmekte. Bunu bundan 5-6 ay önce tarihleri belli, evraklarımızda da var zaten. Resmi kurumlara başvuru yaptık ama bir sonuç elde edilmedi. Bu mahkemenin sonucu henüz kanıtlanmadan bu ikinci vakasıyla olay günü mesai saatleri içinde planlı bir şekilde aynı sınıfta okuyan oğlunu bir saat önce alıp Sedik merkeze bırakıp daha sonra tekrar okula dönüp servis çıkışın okul çıkışında öğrencilerin kullandığı servis aracını yaklaşık 2-2,5 kilometre mesafede takip edip evime 100-150 metre kala oğlum servis aracından iniyor ve aracıyla oğlumun üzerine araba sürüyor. Bir müddet araba sürdükten sonra bu tehdit devam ettikten sonra da oğlum korkup çantasını atıp yere kaçmakta ve arabasından inip elinde kesici bir aletle oğlumu yaklaşık 50-60 metre kovalamaktadır. Bunu gören servisteki diğer öğrenciler ve mahalle sakinleri tepkisi üzerine şımlı bir şekilde elindeki görgü tanıklarının söylediğine elindeki kesici aleti hızlı bir şekilde arabasının arka koltuğuna atarak olay yerinin arabasına binerek hızlı bir şekilde uzaklaşmıştır. Psikolojik dengesini bozuk artık ne sorunları varsa daha önceki başvurularımızda da işte aile sorunları olduğunu işte bilmem neler olduğunu söylediler. Ve aynı okulda oldukları için aynı sınıfta oldukları için haliyle ortak dersleri oluyor, ortak futbol oynuyorlar, teneffüslerde beraber oynuyorlar. En ufak temasta bile omuz attın, bilmem ne ettin. Bu tür şeylerden dolayı onun yetkisi olmadığı okulda dahi öğrencilere müdahale ettiği söyleniyor. Daha sonra da okul çıkışlarında öğrencileri sıkıştırıp öğrencileri tehdit ve dayak uyguluyor yani. Yani kendi çocuğuna kimse dokunmayacak veyahut da ne bileyim yani temas etmeyecek. Bu şekilde çocuklarla bunu temas edenlere de şiddet uyguluyor. Tabi olay anında işte böyle bilgimiz olduğunda hemen oğlumu alarak en yakın karakol merkezine giderek şikayetlerimizde bulunduk. Sınavların olduğu bir dönemde oğlumu can güvenliği olmadığı için okullara tereddütle gönderiyorum. Yani bu adamın tekrar okula veyahut da görev yerine dönmesi takdirinde çocuklarımızı okuldan çekmeyi düşünüyoruz.